Türkiye'nin yer altındaki kültürel ve tarihi mirası gün yüzüne çıkıyor. 6 yıl önce kurulan Obruk Mağara Araştırma Grubu üyeleri her ayın belirli zamanlarında bir araya geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında keşfettikleri mağaralar ve yeraltı şehirlerinin envanterini çıkartıyor. Arkasından bağlantı koridoru var. 11 kilometre ile Türkiye'nin en uzun mağarası olan İnsuyu'nun ölçümleri grup üyeleri tarafından yapıldı. Topkapı Sarayı ve Ayasofya'nın alt tünelleri dahil Gaziantep ve Şanlıurfa Halveti yeraltı yapılarında da çalışmalar yapan grup, şu an Kayseri'deki keşfe ağırlık verdi. Şu anda daha ağırlıklı olarak Kayseri çalışıyoruz. Kayseri yeraltı yapılarını envanterliyoruz, ölçüp haritalıyoruz ve rapor olarak Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ediyoruz. Çalışmalarını Çekül Vakfı ve belediye ile birlikte yürüten grubun başkanı Ali Yamaç, yeraltı, şehir ve mağaralarının kültürel ve tarihi miras olduğunu, turizme de kazandırılabileceğini söyledi. Bunlar ciddi birer kültürel ve tarihi miras. Konuştuğumuz yeraltı şehirleri çoğunlukla 1000 yıllık tarihlere sahip ve hem kültürel bir miras hem de yol konum itibariyle müsait olanları turistik açıdan yerde değerlendirilebilecek metalar. Bu önemli, bir o kadar da zor iş yapılırken kazalar da yaşanıyor. Asla mağaraya tek kişi girilmez. En az 2 veya 3 kişilik gruplar haline girilir. Bir kişi de girdiğiniz mağaranın dışında sizi bekler. Hipotermiye yakalanmamak için tedbirleri almanız lazım. Yanlarımızda mutlaka yiyecek taşırız. Kısa sürede enerji verecek bir takım yiyecekler taşırız. Su mutlaka olur. Riskleri bertaraf edecek önlemlerle mağaraya gireriz. Uzmanlara göre Türkiye'de 40 bine yakın mağara potansiyeli var ve bunlardan 3700 kadarının haritası çıkartıldı.